Hoş geldiniz o militanları. Ben Yaşar karşınızda yepyeni bir Call of Dragons videosuyla birlikteyim. Eee Cesaret sınavı etkinliği gelmişti onu yapıyordum bir yandan da videomuzun konusu tabii ki bu değil. Videomuzun konusu yine Savaşın Kökleri. Ben bu Savaşın kökleriyle çok ilgileniyorum. Yani Rise of Kingdoms'ta da of Arkofosis geldi ve oyunun en eğlenceli, en önemli şeyi haline geldi. KVK'dan sonra en önemli şeyi haline geldi. Bu oyunda da normal sezon savaşları haricinde oyunun en önemli şeyi olacak. E, eminim ben bundan. Bu yüzden de Savaşın kökleriyle çok ilgileniyorum. Şimdi YouTube Official kanalından, Kalotag's of YouTube Official kanalından bir video yayınlandı. Daha fazla detay falan vermişler. Ona bakacağız. Bir de TikTok'tan bir e, savaş videosu yayınlamışlar. E, savaşın kökleri şeyinin e, sene oyun modunda bir savaş gerçekleştirmişler bir deneme amaçlı ve bir e, video yayınlamışlar. Hep beraber onu inceleyeceğiz. Evet Call of Dragons official kanalı uh, introducing 30 vs 30 vs 30, 30, 30 e, savaş modu. Hadi bakalım. Hatırlı tanıdınız değil mi? Tanıdık. <laughs> Rock'ta da gelip komutanları medeniyetleri tanıtan adamla abimiz. Ee, tamamen aynı. Şey, community shows. ile ilgilenen we'll kişiler tamamıyla aynı. So lot... okay. Bir saniye. Şu oyunun sesi arkada gürültü yapmasın. Pekala. Size so alt, alt yazı da açayım. Şimdi In order to participate in this event, your alliance has to be at least the top 20 rankings in your server. Plus Sunucuda ilk 20 sıralamada olmalı. Yani bu sezon 1 Plus'ta düşmanlarınız falan e, yani sezon 1 Plus'ta tahmini her bölgenin birer tane ana klanı oluyor. Birer tane de yan klanı falan oluyor. E, bunların dışında işte her her bölgeye ikişer klan desek, her bölgeye ikişer klan desek ee, toplamda 2, 4, 6, 8, kılan klan e, kafadan garanti. Yani 12 klanlık slot kalmış oluyor. Bunun için de mücadele etmek gerekecek. E, o ilk 20'ye girmek, e, klanınızı ilk 20 klan arasına sokmak gerekiyor ki buna e, şey olsun, e, bu etkinliğe katılabilirsiniz. Your alliance needs to have at least 10 alliance towers in order to qualify. En az 10 kule kulet dikmiş olmalı. Yani bölgesi olmalı, birliğin bölgesi olmalı. Yoksa öyle girip e, şey yapamıyorsunuz. Herhangi bir boş klan açıp girip, 30 kişi katılıp, onu 2-20'ye sokup e, bu moda katılamıyorsunuz. E, bölgesi olmalı, 10 tane de kule dikmiş olmalı. E, ejderha Yolu sekmesinden girilecek. 30 kişilik onda yedek kişi ayarlanabiliyor şimdiye kadar rock'la aynı her şey biraz kurallarını dinliyoruz şu an en az evet, bireysel olarak bir oyuncu olarak bu etkinliğe katılabilmek için en azın en az şehir leveliniz

Evet, ee, turuncu takımın ışınlanmış şeklini görüyoruz. Mavi vs. mavi vs altın demiş. Ee, şöyle her şeye dikkatli bakmak istiyorum. Yani burası bir köprü. Var. Evet, puanlar var yukarıda takım puanları var. Geri sayım süresi var yine mid için. Ee,

ee, hazırlık aşaması savaş alanına girdiğinizde ilk 3 dakika boyunca hiç kimse kıta çıkamayacak. O 3 dakika boyunca işte markerları atabileceğiniz, e hazırlık yapabileceğiniz bir süre. However, scene... Savaş kuralları aynı oyunda olduğu gibi ol olacak. Her herhangi bir değişen bir şey yok. Active, Kırolarınız ya yani kahramanlarınız ve e, eserleri max seviyede olacak e, diyor çünkü biliyorsunuz hani sunucu klanınız sunucunun başında olabilir, klanınız sunucunun sonunda olabilir. Bu da dengesizlik yaratır. Yani daha 10 level komutanları olan adamlarla daha 40 şu an 50 60 level'e ulaştırılmış komutanları olan e, kahramanları olan klanlar birbiriyle eşleşirse ne olacak gibisinden bir şey vardı kafamda ee, onun da çözümü bu aslına bakarsanız herkesin kahramanları buraya girdiğinde 60 level max yetenek ağacında yetenek şey leveli tam yani 5 be tane bedava talent reseti yetenek reseti vermişler ee, ve e, burada ee, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz yani istediğiniz yetenek ağacını ayarlayabileceksiniz kaydedebileceksiniz Bir kere yaptığınızda aralarında istediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde geçiş yapabileceksiniz. Politikalar ve sezon içerisindeki bufflar hiçbir şekilde e, etki etmiyormuş e, bu etkinlikte. Buff e, teknolojiden gelen bufflar, inşaadan gelen bufflar, şehir temasından gelen buff, buff ve semler hala aynı buff yani bufflarını koruyacak. When the battle face kicks off, that's when the real action begins. You will score personal points by defeating enemy units, occupying buildings. Get a. Eee bireysel puan, eee bir dakika bir daha bireysel puan mı dedi birlik puanı. At... Tamam, kişisel puanlardan bahsediyor. Kişisel puanlar eee bir <laughs> orduyu yendiğinizde, bir bina ele geçirdiğinizde eee kaynak topladığınızda size ve hem size hem klanınıza puan olarak girecek diyor. Takımınıza. Buradaki en önemli şey evet livestone. Livestone'u e, ee, siz kendi binanıza veya na natural bir binaya götürmeniz. Periodically, Lifestone will appear at one of the Lifestone Evet, ee, tıpkı tabut gibi çalışacak. İki kişi burada süvariyle topluyor. 10 saniye geri sayımla topladılar ve şu anda da yürütüyor. Hatta bayağı hızlı yürütüyor. Yani tabut daha yavaş yürümesi gerekiyor aslına bakarsanız. Hani <laughs> arkofasiste. Burada bir debuff yememiş mi ne olmuşsa? squash your Buildings play an important Ne? Behemoths to squash your various... <laughs> Lifestone'u alan kişiler behemot mu çağırabilecek? <laughs> Sadece puan vermekle kalmayıp aynı zamanda takımınızın behemot çağırması, zebella çağırabilmesini sağlıyor bu savaşta. Occupying various structures like the Hall of Power, the Outpost, the Tree of Healing, the Tree of Courage, and the Hall of Nature grants points and unique benefits to your team. So choose your targets wisely. Lunenbright Pools. These pools are a vital resource for your team. Deploy your legions together from these pools and earn valuable points. Just remember. Bunlar önemli değil abi. Ben kaynak toplam kaynak toplamak o kadar da önemli şey değil. Bana şu binaların özelliklerini göster lütfen. Kaynak toplu kaynağı binaya savunacak bu iyileştirme ağacı Tree of Healing. binayı savunacak normalde garnizon olarak

So, ensure you have a strong presence and support your troops in their time of need. Rewards Bireysel puana da bağlı olarak kazanıp maçın kazanıp kazanılmadığına göre ee, farklı ödüller veriyor. Gördüğünüz 10 bin puan yapmış, 10.000 puan yapmış ee, ve maçı kazanmış kılan kişi başı bin elmas, 10 jeton, 10.000 bin ee, prestij mi? Yok yok şey eğitim. E, rezerv o rezerv ve 25 dakika, 25 saatlik hızlandırma ve 10 tane kaynak sandığı alıyor. Routes of War is all about strategy, coordination and teamwork. Gather resources, capture buildings, deliver the life zone. Take advantage of these and you will succeed. Değil mi? Celestial Battlegrounds etkinliği. Celestial Battlegrounds is coming to Call of Dragons. So with increasing difficulty. Bunu konuştuk zaten. Ben burada e, tamamen daha çok Roots of War yani savaşın köklerine odaklanmış durumdayım. Her videoda da bundan bahsedilecek galiba. Content Creator program. Hala yeterince içerik üreticileri yok galiba. Burada bunların hepsini konuştuk zaten burada ekstra bir şey yok. Ben şu TikTok videosuna geçeyim. Savaş bir savaş videosuna geçeyim. Heh, Call of Dragons'ın official TikTok hesabındayız. Roots of War gameplay videosu paylaşılmış. Oğlum bu müzikten telif falan yeriz söverim ha. O yüzden sesi kapatıyorum. Yine burada Live Stone için bir e, çarpışma sesi söz konusu. Hall of Water ele geçirildi. Hall of Water, Hall of Power, salon, a, salonlar var. Az önce bir iyileştirme ağacı görmüştük. Başka ne var? Yani ben ben binaların türlerini, ürettikleri puanı, bu tarz detayları görmek istiyorum. Oturup şu anda stratejiyi oluşturmak istiyorum mesela ya. İyileştirme ağacı dediğim gibi binalardan bir tanesi. Hall of Blessing, eee kutsanma salonu. cesaret ağacı. Uçan birimler yine şey coğrafya önemsemeden gezebiliyorlar. Yani evet video bu kadar ee, çok bir şey yok yani ben buradan biraz daha detay öğrenebiliriz diye düşünüyordum ama yeterli bir şey yok ben biraz daha hani daha çok alt yazıya ve söylediklerine odaklandığımız kısımdansa biraz yavaş yavaş şeyi görmek istiyorum binaları binaları o da burası şey orta köprü zaten. Outpost Outpost. Peki ne işe yarıyor outpost? Bir olayı var mı? Yani yanında kaynaklar var. Bir seviye kaynaklar var. Başka bir şey var mı acaba? Bir tıklasaydın be. Ne kadar puan veriyor? Ne yapıyor? Bir görseydik be. Outpost. Ee, şimdi outpo şu outpost abi. Nerede benim photoshop? Heh. Aha da bu outpost. Bu outpost yanında kaynaklar Her binanın yanında kaynaklar var gibi. Bunlar alt post. Şimdi buradaki şu ağaçlar üzerinde de haç e, sembolünün olmasıyla birlikte hani bir heal sembolüne dönüşmüş durumda artık o. Belli ki bunlar da e, şey iyileştirme ağacı. E, şöyle bir yeşil rengi iyileştirme için çok uygun. Bunlar iyileştirme ağacı abi. Her iki tarafında birer tane var yakın ve Ele geçirilmesi de zor. Epey de bir güvenli bir pozisyonda iyileştirme ağacı. Ee, onun dışında belli ki bu ağaçta cesaret ağacı mıydı? Cesaret ağacı vardı. Evet cesaret ağacı. Kırmızıyla betimlemek fena olmaz. Cesaret ağacı. Belli ki bunlar da birimlerimize belli bir buff veriyor. Şey stat. E, saldırı savunma sağlık. Beşer puan bir şeyler verebilir diye düşünüyorum. Çünkü ROK'taki e, iyileştirme... <laughs> iyileştirme hızını arttıran bir shrine'ımız varken bir de e, stat veren bir shrine'ımız vardı. Burada da aynı şekilde cesaret ağaçları da belli ki stat verecek olanlar. Yani e, buff verecek olanlar. Şimdi geriye iki tane... E, bunlar da outpost zaten. Şöyle maviyle işaretleyeyim. Sadece biraz daha ilerdeler. Biraz daha tam güven bunlar çok güvenli pozisyonda. Ele geçirmesi en zor şeyler bunlar. Ama bunlar bir tık daha e, ele geçirilebilir pozisyonda. Bunlar da outpost. Geriye salonlar kaldı işte hall of e, dedikleri işte o so salonlar. Ne salonu? Salonların bir buff'ı var mı yoksa sadece puan mı çünkü salonlar benim gözümde şey zaten hani geçen videoda da konuşmuştuk sunaklar rock'taki sunaklar en çok puanı veren binalar en önemli binalar benim gözümde o çünkü hall of nature doğa, doğa salonu ha, hall of power'ı gördük tamam bu hall of power Aha da bu bu güç salonu, şöyle pembe olsun, pembe güç salonuna hiç gitmedi ama bu güç salonu, e bunun e, karşıtı yani e, şey, eğer güç salonu mavi takımda bir güç salonu varsa tabii ki sarı takımda da bir e, güç salonu olacak, tam olarak simetrik olarak karşılığı da bu. Bunlar da güç salonları. Belli ki Hall of Nature yazısını gördük, e, Doğa salonu. E, Bunlar da doğa salonu. Acaba bu binalar arasında bir fark var mı? Bir buff farkı var mı? Bir üretim farkı var mı? Bir puan farkı var mı? Bu tarz detayları hala göremedik ya. İlla oynamak mı zorundayım? Oynamadan görsem ya şunları hani daha baş daha oynamadan stratejisini yapamıyorum şu an işte. Neyse tamam. Ee, buradan öğrenebildiklerimiz bunlar. Yani bu videonun geri kalanında da bir şeylerden bahsediliyor ama hani birlikte bunlar zaten e, güncelleme notlarında okuduğumuz şeyler. işte artık klanınıza klanın katıl, katılma şeyini işte tamaris chat'te falan payla. Kam join us diye bir şey paylaşabiliyorsun bak. Mesela onun dışında 3 gün boyunca oyuna girmeyenleri görebileceksiniz. Onun bildirimi gelecek falan. E, peki başka başka da bir şey yok zaten bu kadar. Abiler e, şu an Elde edebildiğim ne elde edebiliyorsam yani Ne görüyorsam ne elde ediyorsam Onları da inceleyip Size vermeye çalışıyorum ben Elimden geleni yapmaya çalışıyorum Ama benden e, Yani elimde olmayan şeyleri de Uydurmak istemiyorum sadece tahmin yapabiliyorum Dolayısıyla şu an elimizdekiler Bunlar e, 4 salon işte 2 tane iyileştirme ağacı 2 tane e, bafa ağacı İkişer ikişer tane de alt postu var herkesin. Midde de e, şeyimiz var. Yaşam taşımız var, lifestone'umuz var. Bugün bu videodan şunu şunu çok önemli. Yani bu bu binaların biraz da olsa ne farklılıklarının olduğunu öğrenirken yaşam taşının öneminin ne kadar büyük olduğunu öğrendik. Çünkü Rock'te tabut alıp götürüyorsun ve puan veriyor. Bu kadar ama yaşam taşını götüren taraf zebella çağırabiliyor. Yani kazandıysan daha seni daha da kazanmaya yaklaştırıyor. Zebella alana zebella çağırmak ilginç olacak yani yaşam sadece yaşam taşına sahip olan taraf zebella çağırabilecekse bu yaşam taşı ilk yaşam taşı özellikle ilk çıkacak olan yaşam taşı çok önemli olacaktır. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik Savaşın Kökleri e, konusundan bu kadar. Umarım yakın zamanda sunucuma gelir. Umarım yakın zamanda oynarım ve oynayınca da size daha detaylı şeyler çıkarırım. Dediğim gibi bu konu benim için aşırı önemli. Her neyse. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.